Christoph Kolomb ve Pinzon kardeşler. Savun kendini Francisco. Bah. Bah. Yine kazandın Martin. Evet, önemli olanın güç değil, beceri ve hız olduğunu ne zaman anlayacaksın sevgili kardeşim? İskele tarafına bakın, bir kaleye benziyor. Ah, bu Mina San Jorge Kalesi. Portekizliler yeni inşa etti. Sence bizi görebilirler mi Martin? Bizi görüyorlar ama İspanyol olduğumuzu bilmiyorlar. Bayrağımız yok. Ayrıca Pinta çok hızlı. Bizi yakalayamazlar. Ha, ne? Bir gemi. Bayrağını göremiyorum. Yelkenlerin işaretleri de görünmüyor. İspanyollar mı? Hayır, buna cesaret edemezler. Bu Portekiz ticaret gemisi. Güneye doğru gidiyor. Bu taraftan. Yerliler kendilerini göstermekten hoşlanmaz ama dürüst insanlardır, göreceksin. Açıktan git. Portekizlilerle karşılaşmanın hiç sırası değil. İskele tarafında bir gemi var. Hangi bayrağı taşıyor? Görünmüyor. Kaçakçılar, iskele tarafına dümen kırın. Yollarını keseceğiz. Herkes görev başına. Kaptan Pinzon, şurada. Sancakta bir gemi var. Bir Portekiz gemisi, bir salyangoz kadar hızlı ama silahlı. İskele tarafına dümen kırın. Tüm yelkenleri açın. Tamam, mezildeyiz. İskele tarafına dönün. Ateş ve iskele tarafına dümen kırın. Ateş. Deli gibi ateş ediyorlar. Sence tehlikede değil miyiz? Hayır Francisco, endişelenme. Onlar tekrar doldurana kadar biz çoktan menzil dışına çıkmış oluruz. Daha çabuk tembeller sürüsü. Sakar herifler, beceriksizler. Tatlı su denizcileri. Denize adam düştü. Sen... Zincire bağlayın. Herkesi zincire bağlayın. Artık huzur içinde eve dönebiliriz. İşte Palos'tayız kardeşim. Eve dönmek ne güzel. Yükümüz 100.000 altın eder. Tabii gümrük vergisi de vermeyeceğiz. Değil mi? Hayır, söz konusu bile olamaz. Bu akşam boşaltırız. Pinzon kardeşlere, Palos'un en iyi kaptanlarına. İspanya'nın en iyi kaptanları. Dünyanın. Yarın şafakla Roma'ya doğru yola çıkacağız. Perez de bizimle gelecek. Peki ya ben de gelebilir miyim? Tabii Juanito. Evet. Roma, sonsuz şehir. Şimdi Vatikan'a gidiyoruz. Peder Juan de Perez, hoş geldiniz. Hadi gelin. Ama sizi uyarıyorum, Vatikan şantiyeye döndü. Eski bazilika yenileniyor. Muhteşem olacak. Bramante ve Buonarroti'nin planlarını gördüm. Evet, Michelangelo. Ayrıca Papa Hazretleri Vatikan Kütüphanesi'nin genişletilmesine karar verdi. Harika olacak. Gelin, size göstereyim. Buyurun. Oh. Hmm.
Bu harita da ne? Bu Paolo Toscanelli'nin çizdiği harita. Toscanelli mi? Evet, Floransalı doktor ve astronom Toscanelli. Ama ona göre Kanarya Adaları ile Asya arasında sadece 4000 kilometre mesafe var. Doğuya ulaşmak için de Atlantik Okyanusu'nu geçmek yeterliymiş. Evet, öyle diyor ama sanırım aramızdan hiç kimse gidip bunu doğrulamadı, öyle değil mi? Bu bana başka bir haritayı hatırlattı. Bunun bir krokisini çıkartabilir miyim peder? Tabii oğlum. Bu arada Atlantik'in çok uzak bir adası olan Madeira yakınlarında... Bak, biri yatıyor orada. Nefes alıyor gibi. Evet, yaşıyor. Senyora Konop, bir kazazede bulduk. Onu kurtarmaya çalışmalıyız. Çabuk. Kristof, çabuk. Girin, yatağımın üzerine yatırın yeter. Felipa, sıcak bir çorba hazırla. Siz kimsiniz? Benim adım Kristof Kolomb. Şu anda benim evimdesiniz. Denizci misiniz? Evet, az dümen tutmadım. Ya siz nereden geliyorsunuz? Benim adım Alonso Sanchez. Gemi kılavuzuyum. Uzaktan, çok uzaklardan geliyorum. Benden önce hiçbir Hristiyan'ın gitmediği bir yerden. Ha, dinlenin. Bütün bunları sonra anlatırsınız. Hayır, hayır. Ölüm yaklaştı. Size her şeyi anlatmalıyım. Yaklaşın. Emin misiniz? Çin mi, Japonya mı? Evet, bana bir harita ve bir tüy getirin. Burada çok korkunç bir fırtınaya yakalandık. Batıya doğru sürüklendik. Kanarya Adaları'ndan 700, belki de 800 fersah uzağa. Tanrım, Sanchez. Çantamı alın. Açın onu, açın. Göz kamaştırıcı kuşlar ve altın, altın, 800 fersah. O zamanlar, yani 500 yıldan uzun zaman önce çok sayıda denizci denizde ölüyordu. Amerika'nın varlığı henüz bilinmiyordu. Bakın dünyanın nasıl olduğu düşünülüyordu. Bizim bildiğimizden epey farklı. Vay canına, gördün mü? O zamanlar pek uyanık değillermiş. Amerika, kayboldu. Hayran, hiç de uyanık değillermiş. Biz bile coğrafyayı bundan daha iyi biliyoruz. O zamanlar coğrafyayı bilmek söz konusu değildi. Onu keşfetmek gerekiyordu. Peki Kristof Kolomb ne yaptı? Portekiz kralı Juan'dan onu sefere göndermesini istedi ama kral reddetti. Kardeşi Bartolomeo, İngiltere kralı 7. Henry ile görüşecek ama o da başarılı olamayacaktı. Daha sonra amacını Fransa kralı 8. Charles ve kardeşi Anne de Beaujeu'ya iletecekti. Kolomb'a gelince o da İspanya kralı Ferdinand ve kraliçe Isabel'e başvurdu. Senyör, projeniz oldukça cüretkar. Onu Salamanca Üniversitesi bilginlerine inceleteceğiz. İnceleme komisyonunu Avila Piskopası yönetecek. Batıdan geçerek doğuya gitmek istiyorsunuz ama dünyanın yuvarlak olduğunu nereden çıkardınız? Tamam da, okyanus geçemeyeceğimiz kadar engin. Aziz Augustin, kendisi antipodların varlığını büyük ölçüde reddetti. Öyle olsaydı yürüyemezdik, baş aşağı kalırdık. Dünyanın yaratılışından beri var olan tüm topraklar keşfedildi. Sonuç olarak projenizin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığına karar verdik. Bu durum Katolik krallara bildirilecek. Projem gerçekleştirilemezmiş. Talebim kabul edilemezmiş. İşte bana söyledikleri bunlar, Peder Perez. Oysa o kızılderileri ben kendi gözlerimle gördüm. Hem bakın, o bölgeden ne getirdim size. Bizi bekliyorlar peder. Beyaz adamı bekliyorlar. Orada Yüce İsa'nın yoluna döndürülecek o kadar çok ruh var ki. Deli bunlar. O mahkemedekilerin hepsi delirmiş. Ama ben vaktiyle kraliçenin günahlarını çıkarıyordum ve hala saraya giriş iznim var. Size gösteririm. Kraliçe.
Kralımızın emriyle Palos şehri sakinleri gemilerinden ikisini tedarik ederek silahlandırmalı ve Senyor Kolomb'un emrine sunulmalıdır. Ve bu emir 10 gün içinde yerine getirilmelidir. İki gemimi gitsin kendi bulsun. Ne olursa olsun vermeyeceğiz. Bizde gemi falan yok. Evet, belki şu olabilir. Ben bu yabancıyla hiçbir yere gitmem. Hayır, kesinlikle olmaz. Pekala Marten. Projemi gördünüz mü? Toscanelli'nin haritasına bir bakın Bay Pinzon. Ben bunu biliyorum. Bende de var. Ve bu haritayı çizen de? Beheim. Marten Beheim. Bende ondan da var. Vay canına. Kardinal Pierre de Limago Mundi adlı eserinde Atlantik Okyanusu'nun gemiyle geçilebileceğini doğruluyor. Evet, Aristo da aynı fikirdeydi. Dünyayı boylamda 24 saat dilimine bölebiliriz. Her saat 57 millik 15 derece içerir. Bu da dünyanın çevresi için 20 bin mil eder. Sanırım bundan daha fazla. Sizin iyi bir denizci olduğunuzu biliyorum. Sahip olduğum kesin bilgilere göre orada paylaşabileceğimiz bir servet olduğunu söyleyebilirim. Bu sefere iki kardeş gibi çıkabiliriz. Bu şartlar altında sizinle bu maceraya katılmaya hazırım. Ben mürettebatı işe alma görevini üzerime alıyorum. Buradaki tüm denizcileri tanırım. İyilerini de kötülerini de. Bunlar fena değil. Onları alabilir miyim? Hayır. Onlar Engizisyon mahkumları. Konversolar, Tanrı'nın ateşiyle yakılacak Yahudiler. Bunlar olur. Bunlar sizin. Tüm katiller ipten kazıktan kurtulmuş olanlar. Ne diyorsunuz? Gemide ortam ve yiyecekler buradakinden çok daha iyi olacak değil mi? Ayrıca şunu unutmayın, döndüğünüzde tabii eğer dönerseniz cezanız affedilecektir. Ne dersiniz? Evet, ama Vizo Kolomb denen yabancıyı istemiyoruz. Bizi daha önce kimsenin dönmediği bir sefere çıkarmak istiyor. Hayır, o dönülebildiğini söylüyor. Ayrıca bir de şu diğer adam var. Neydi adı? Marco Polo. O da oralarda altın olduğunu söylüyor. Altından şehirler görmüş. Düşünebiliyor musunuz? Hem o yabancıyla değil, bizimle, Henzonlarla, bizim gemilerimizle gideceksiniz. Ve paranızı da benden alacaksınız. Bu her şeyi değiştirir. Evet, ben onlara güveniyorum. Dikkat! Silahlar da var. Çok daha iyilerini temin edebildim amiral. Nihayet bunlardan kurtuluyoruz. Onları bir daha hiç görmemeyi diliyorum. Bir dahaki görüşünde özgür insanlar olacaklar. Bunlara tehlikeli görevleri verebilirsiniz. Özgürlüklerinin bedeli bu. Hey Luis, biraz buraya gel. Evet efendim, Benzon. Bu Luis Torres. O bir haydut ama sizin çok işinize yarayacak. Yemek pişirmeyi, kum saatini çevirmeyi, fersah hesaplamayı biliyor. Ayrıca tam 5 dil konuşuyor. Öyle mi? Hangi dilleri konuşuyor? Portekizce, Arapça, Yunanca, İbranice ve Aramice. Hizmetinizde mi ekselanslara? Ama biz Hindistan'a ve Çin'e gidiyoruz. Ben kendim anlatmasını iyi bilirim. Pekala, her şey hazır. Artık yola çıkabiliriz. Tanrı'nın izniyle. Alın işte. Alın işte. Mizana yelkenini çözün. Bu şekilde daha yavaş gidiyoruz. Santa Maria yavaş. Yoksa zamanımızı Christoph Colomb'u beklemekle geçireceğiz. Bak Francisco, suyun altında büyüyen otlar var. Git İskerto'yu çağır. Beni mi çağırdınız? Evet. Şu otları görüyor musun? Ot işte. Orası derin mi bilmek istiyorum. Hadi bir dal da görelim. Kim? Ben mi? Evet sen, özgürlüğünün bedeli bu. Ama derirse aşağıda canavarlar, deniz yılanları olabilir. İşte şunu al ve dal.
Yoksa... Güzel hayvan. Aşağı yukarı 5-7-6 kulaç olmalı. Güzel. Döndüğümüzde özgür olacaksın. Evet, tabii bir gün dönersek. Adamlar artık dayanamıyor amiral. Daha bu gece onları komploya hazırlanırken yakaladım. Geri dönmek istiyorlar. Hepsi aynı fikirde. Anladığım kadarıyla sizi denize atmak istiyorlar. Kazayla düştüğünüzü söyleyecekler. Evet, onları anlıyorum peder. Belki de olanaklarım konusunda aşırı iyimserdim. Bir de şu Martin Penzon var. Kendini bu seferin lideri sanıyor. Evet, doğru. Bu yolculuğa onun sayesinde çıktık. Ama bu filonun amirali hala benim. Mürettebatla konuşacağım. Şu yosunları görüyor musunuz? Amacımıza yaklaştığımız anlamına geliyor. Ve o zaman bütün topraklar, zenginlikler ve altınlar sizin olacak. Bir sürü altın. Sizi teşvik etmek için karayı ilk görene 10.000 altın ikramiye vereceğim. 10.000 altın. Bakın, Tanrı bizim yanımızda. İşte bizi buradan çıkaracak şey. Sağanak yağmura hazırlanın. Yelkenleri çözün. Son su fıçısı kırıldı ve erzakımız sırılsıklam oldu. Diğer gemileri bulmalıyız. Ana yelkeni ve mizana yelkenini açın. Ben inip hasara bakacağım. Bir gemi yaklaşıyor. Tanesi 100 altın. Kim ister? Ben. Kaptanlar çok beceriksiz. Evet, şu Kolomb denen yabancı hiçbir şeyden anlamıyor. Sürekli haritaları ve kitaplarıyla kamerasından hiç çıkmıyor ki. Bıktık artık. Hey, bu gemiyi hala ben kumanda ediyorum. Noter, bu adamların isimlerini not edin. En ufak bir isyanda sizi büyük serende sallandırırım, anlaşıldı mı? İlerlemiyoruz. Beklemeliyiz ama çok daha uzun sürerse mürettebat ayaklanabilir. İlk fırsatta amiral gemisine Kolomb'u görmeye gideceğiz. Yiyecekler kokmuş. Yakında değişeceği de yok. Hiçbir yere gitmiyoruz. Evet, hiçbir şey kımıldamıyor. Bu Kolomb denizci falan değil. Hiçbir şeyden anlamıyor. Ondan kurtulsak sizce nasıl olur beyler? Dikkat, Pinta yaklaşıyor. Dikkatli olun baylar. Bir saçmalık yapmayın. Biz evimize dönmek istiyoruz kaptan. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kıpırdayamıyoruz. Bu Kolomb denizci değil. Bir şey bildiği yok. Hadi sakin olun. Onunla konuşacağım. Adamlar artık dayanamıyor. Yola çıkalı bir aydan fazla oldu. Sözünü ettiğiniz topraklar nerede? Siz o adamlar gibi değilsiniz. Biraz sakin olun kaptan. Kat ettiğimiz mesafe konusunda bize yalan söylemekten vazgeçin artık. Bana kalırsa gerekli olan 700 fersahtan çok daha fazlasını yaptık. Ve siz bize 500 olduğunu söylediniz. Nerede bu topraklar söyleyin. Biraz sabırlı olun kaptan. Yolumuzun üzerindeki o kuşlar, karşılaştığımız o yosunlar amacımıza yaklaştığımızı kanıtlıyor bize kaptan. Bize hikaye anlatmayın Kolomb. Hindistan yolunu bilmiyorsunuz. Beni ve majestelerini kandırmak için kahramanlık hikayeleri uydurdunuz. Bir gün eve dönersek bunu öğrenmesi için elimden geleni yapacağım. Ama bu filonun amirali hala benim. Bana itaat etmek zorundasınız. Yola çıkmadan önce böyle söylemiyordunuz. Gemilerimin kaptanı benim. Bu gemiler bana ait. Buna isyan denir. Ölmek mi istiyorsunuz kaptan? Bu şekilde devam edersek adamların içinde bulunduğu bu ruh haliyle ölecek olan sizsiniz. Ben değil, anladınız mı?
Size ilk esintide dümeni batı-güney-batı istikametine kırmanızı öneririm amiral. Kuşlar o taraftan geliyor. Hayır, batıya doğru devam ediyoruz. Şu kolom çok inatçı. O kadar da değil. Şuna bak, yön değiştiriyor. Kaptan, kaptan! Hı? Ama ne var, ne oluyor ha? Neyin var senin Rodriguez? Beni bu saatte neden uyandırıyorsun ha? Kaptan, ben karayı gördüm. Kara kaptan, kara! Ay, yine yanlış alarmsa ona gününü göstereceğim. Francisco, gel bak çabuk! Bir kara kümesi. Işıklar, ışıklar. Sonunda kara. Yarın orada olacağız. Ben gördüm kaptan. İlk gören benim. Doğru. Bravo. Vaat edilen ödülü alacaksın. 10.000 altın. Evet. 10.000. Bununla Endülüs'te bir çiftlik alacağım. İnekler, keçiler ve bir üzüm bağı. Ve bir de at. Evet, bir at. Top atın. Güzel haberi vermeliyiz. Amiral, bir kara parçası gördük. Önümüzde. Emin misiniz? Eminiz. İyi, yarın sabah bakarız. Rodriguez haklıydı. Ödülü hak etti. Ne ödülü? Söz verdiğiniz 10.000 altın tabii. Ama kaptan, o ışıkları ben kendim ondan önce gördüm. Ah, bunu nasıl yaparsınız? Böylece biz tarihte ilk olacağız. Bunlar Hindistan yerlileri mi? Hiç sanmıyorum. Ya altından çatıları olan şehirler, ipek elbiseler nerede? Kolomb Çin'de ya da Hindistan'da olduğumuzu sanıyorsa hayal görüyor demektir, bence gayet açık. Biz Antilya'dayız. Sıra sizde. Majesteleri, Isabel ve Ferdinand adına bu topraklara el koyuyoruz. Efendim, söyler misiniz bu doğru mu? Gerçekten böyle mi oldu? Bize okulda Christoph Colomb'dan söz etmişlerdi ama Penzon kardeşleri hiç anlatmadılar. Bana oldukça zor sorular soruyorsunuz. Tarih zaman içinde değişir. Kimi olaylar, kişiler unutulur. Colomb'un Amerika'yı keşfettiği doğru ama hikayesi o kadar da basit değil. Penzon ailesi yıllar boyunca bu onurun bir bölümünün kendilerine verilmesi için çaba sarf etti. Bugün İspanya'nın güneyinde bulunan Palos şehrinde Christoph Colomb'un değil, Martin Alonso Penzon'un heykeli bulunuyor.